Star TV ekranlarında cumartesi geceleri yayınlanan programa adını veren sunucu Hayrettin Karaoğuz öyle bir şaka yaptı ki yer yerinden oynadı. Çünkü Hayrettin'in hedefinde bu kez gazeteciler vardı. Birçok haber ajansı ve internet sitesi şakayı gerçek haber zannederek servise koydu. İşte o şaka ve kamera arkası görüntüleri. Nihat'a kalkan eller kırılsın. Şşş beyler! Evet sevgili seyirciler, şimdi havaalanına gidiyoruz. Atatürk Havalimanı'na gideceğiz buradan. Niye gidiyoruz onu açıklayayım ben size. Biz Nihat Doğan taraftarlarıyız. Bu hazırlıklar bir yarışma programında şarkıcı Nihat Doğan'la kavga ettiği için diskalifiye edilen eski futbolcu Pascal Nouma'yı havalimanında karşılamak içindi. Hayrettin'in bu şakası ajanslar ve internet siteleri tarafından haber olarak servis edildi. O kadar çok şey var ki haber olacak. Bununla gündeme gelebilecek miyiz diye düşündük. Bununla da gündeme geldik. Bütün web sitelerinde, haberlerde bir gündem yarattık yani. Nihat Doğan taraftarları içinde miydiniz? Tabii ben de oradaydım ama ben kamufle oldum ki hani şaka bozulmasın diye. Elimde Adanın Kralı diye bir yazı tutuyordum ben de. Basından bir arkadaş böyle yanıma geldi. Dedi tamam ben yandık dedim. Tamam tanındı falan dedim. Kardeşim şu pankartı şuraya doğru tutabilir miyiz yani göremiyoruz dedi. Ben tamam kurtardık dedim. Ve Hayrettin Show ekibi eylemlerini sürdürecek gibi görünüyor. Uğur abinin stüdyosunda da arkadan geçmeyi düşünüyordum ben. Ama pek cesaret edemediğimiz için şimdilik Nihat Doğan taraftarlarıyla kurtardık. Ama her an her şey olabilir. Evet şaka haber oldu. Hayatta olur böyle şakalar ve bazıları onu gerçek haber anlar.